TOKİ Çanakkale Merkez'e gelecek ve Cevatpaşa Mahallesi'nde 509 konut, 25 iş yeri yapılacak. Yüzlerce vatandaş ev sahibi olacak. AK Parti Grup Başkan Vekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, geçtiğimiz gün projenin ihalesinin 24 Mart'ta gerçekleşeceğinin müjdesini vermişti. Konuyla ilgili olarak AK Parti İl Başkanı Naim Makas bir değerlendirmede bulundu. Başkan Makas, Merkez İlçe Belediye Başkanı Sayın Gökhan, TOKİ'yi sosyal konutlara sokmam demişti dedi. Çanakkale'nin yıllardır beklediği müjdeyi Grup Başkan Vekilimiz Sayın Bülent Turan verdi. Her yıl 100 bin yeni sosyal konut kapsamında TOKİ'nin yaptığı bu projelerin Çanakkale ayağında bu yıl 24 Mart'ta ihalesi gerçekleştirilecek olan 509 konut, 25 iş yeri içerisinde olan bir projenin ihalesini TOKİ gerçekleştirecek ve inşallah dar gelirli vatandaşlarımız da şehrin de güzel bir bölgesinde buluşturacak. Dolayısıyla burada yüzlerce ailemizin de yüzü gülecek. Bir taraftan bunlar yapılırken diğer taraftan da yıllar önce başlayan Çanakkale merkezde bir sosyal konutlar bilmecesi var. Bu sosyal konutlar sorunsalı henüz çözülebilmiş değil. Sosyal konutlar yenilenme ihtiyacının ortaya çıktığı ve bu soruna çözüm üretilmesi gerektiğini ifade eden yerel yönetim o dönemde bu sorunu ortaya attığında ben TOKİ'yi sosyal konutlara sokmam şeklinde ifadesiyle tamamen TOKİ'nin önünü kesmişti burada. Tabii burada yerel yöneticilerin ciddi görevi ve sorumluluğu var. Yerel yönetici çözüm üretendir. Yerel yönetici sorun üreten değildir, olmamalıdır. Nitekim Çanakkale Belediye Başkanı Sayın Gökhan, ben burayı TOKİ'yi buraya sokmam diyerek buradaki belki de bir çözümün önünü o dönem için kapatmıştı. Geldiğimiz gün itibariyle oraya sokmadığı TOKİ, Cevatpaşa Mahallesi'nde 509 konutluk projesiyle yüzlerce ailemizin, dar gelirli ailemizin şimdi yüzünü güldürecek. Aynı başkan, aynı CHP'li belediye başkanı Sayın Gökhan, Cevatpaşa Mahallesi'nde 24 Mart'ta gerçekleşecek olan TOKİ ihalesi için de yine orası şehrimizin çok güzel bir yeri, orada TOKİ konutları olmamalı şeklindeki ifadesini biz hatırlıyoruz. Yani burada Sayın Başkan'a sormak istiyoruz. Ne güzel, orası Çanakkale'mizin çok güzel bir yeri, bence de çok güzel bir yeri. Yani çok güzel bir yeri dar gelirli vatandaşlarımız hak etmiyor mu? Çok güzel yerlerde yaşamayı dar gelirli olmayan, daha iyi geliri olan vatandaşlarımız mı hak ediyor? Böyle bir şey olabilir mi? Ne sosyal konutlarda çözümcül bir yaklaşım, ne de Cevatpaşa Mahallesi'nde gerçekleşecek olan TOKİ konutlarına bakış açıları onların o savundukları değerleri çok da temsil ettiğini düşünmüyorum. Bunu da kamuoyumuzda halkımızın vicdanına, hemşehrimizin vicdanına bırakıyorum.